Abi mayonez, ben de gözüm ha. Mayonez tenceresine koy. Tamam tamam. Şuna koyayım. Öyle çırpamazsın Nihat aşkım, yapma. Canım ama bunu buraya nasıl koyacağım ben? Sen neyi neye kattın şimdi? Nasıl neyi neye kattın? Yumurtayı. Yumurtası sarısıyla şey şekeri çırptı. Şimdi bunu bununla ekleyeceğim de bunu nasıl çırpamam? Mecburen öyle olacak ama. Çırparım, ne yapayım? Hani atsana çikolatayı. Atmayacağım. Atsana. Atmıyorum. Erimiş. Erisi. Bir daha ısıtırım, atarım abi. İnşallah yakarsın. Çağlar abi ya. Hayır inşallah yakarsın. Murat. Hadi. Şunu alır mısın? Oğlum gel. Murat alır mısın? Gel buraya oğlum. Bandanayı alır mısın Murat, burada? Murat kötü adam şey olamıyorsun, Çağlar. Gel. Bir şey at diyorum, çikolata erisin kendinden. Niye bu burada? Zaten atacak. Sen at dedin diye attım olmasın at diye şimdi atmıyor. Ya ne alakası var? Aynen ya. Bir gel bir şey anlatacağım sana, çok önemli. Hayır dur bir dakika, tezgahlıları dolaşacağım ben ya. Tamam öbür tezgaha git, hadi bu tezgahta işim bitti. Hayır. Senin bu tezgahta işin geçen hafta bitti aslında. Hadi. Oo çok iyi. Bırakır mısın abi? Nasıl gidiyor lan? İyi. Niye? Mesela şunları bir kaldırsana, yok etsene önünü. Kaldırmayacağım şu an. Ha? Senin için söylüyorum çünkü orada şeyler falan sen bilirsin. Dünyanın en güzeli. Ha? Ne yapıyorsun sen? İyiyim aşkım, sen ne yapıyorsun? How are you? I'm fine. Ben sadece önünü çeki düzen veriyorum. Sağ ol. Canımsın. Abla. Sen var ya en güzel, en güzel çalışan sensin. Cici. Yemin ederim senin senin gibisi gelmez. En güzel, en güzel parçacı kim? Sen bugün. Acıcı. Sen onlara bakma, onlar ben yapamıyorlar. Pis çalışıyorlar. Pis, pis çalışıyorlar. Bir şey söyleyeceğim, tereyağını erisene şimdi. Eritiyorum. Bunlar hepsi birbirine pis çalışıyorlar. Ne yaptın Tolga? Şef, kremayı yaptım sayılır. Yumurtalarımı ayarladım, tereyağını erittim. Şimdi şekerini vereceğim. Bir yandan evet yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Çok önemli. Bunu karıştırmazsan bu tereyağı bunun içinde donar. Tamam. Ve homojen bir yapıya sahip olmaz. Bu sefer çok uğraşırsın açmak için. Tamam. 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 Çok karıştırıyorum. Ne yaptın? Şu an hem kremayı hem de çikolatayı eritiyorum. Scout'un ikincisini yapacağım. Sonra soğuk benmerisini yapıp dolaba vereceğim. Tamam. Sonra şifreyi karıştırıp pişireceğim. En son tüy ile. İyi karıştır, homojen olsun. Tamam şefim. Dikkat et. Bir sıkıntı gördünüz mü? İyi gidiyorsunuz. Teşekkürler. Nasıl? Güzel gidiyor. Kesmedi şu an. Şimdi koyacağım tekrardan ısıtmak tamam için. Vanilyan az mı biraz? Yok, hepsini koydum aslında. Öyle ama mi? Evet. Tamam, iyi karıştır o zaman. Nasıl Arzu? Sezcan. Güzel. Teşekkür ederim. Yumurtaları yaptım. Tereyağını eritiyorum. Şimdi Anglais sosu koyacağım. Scald evresine. Scald olmasını bekliyorum. Evet. Sonra soğutmaya koyacağım. Tamam. Bir şey soracağım size. Böyle sıcağı dolaba koyuyoruz ya, bu ne dolaba ne sıcağa zarar vermiyor değil mi? Öyle bir efsane var. Hiçbir şey vermiyor. Hani hemen koymayın falan derler ya, ben çok sadece yapıyorum onu. Hemen koymayayımın mantığı artı dörtteki diğer ürünleri de etkileyen bozmayalım, etkilemeyelim. Niye? Çok sıcak bir ürün koyuyorsun. Artı dörtten birdenbire dereceyi yükseltiyorsun. Hem senin ürününe, hem diğer ürünlere, hem de koyduğun buzdolabına zararlı. Kesti mi o? Yok. Ha? Kesmedi, kestim. Emin misin? Evet, keseceğim. Dikkat et, dikkat. Tamam. Dışarıda yapıyorsunuz ürünlerinizi, doğada yapıyorsunuz. Ürünlerin içinden, efendime söyleyeyim, ottur, tüydür, pembe bir şey çıkarsa sorumluluk bana ait. Ama çıkmazsa sıkıntı büyük. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi benden önce kimse getirmemiş. Benimki birinci. Bunu nasıl karıştırmayalım? Dur en yukarıya koyayım. Hop. Benimki bak en solda. Tolga. Efendim şef. Sana güveniyorum. Teşekkür ederim şef. Çünkü ben seni tutuyorum. Teşekkürler şefim. Kadir. Sosunu biraz daha kıvamlı yapar mısın Kadir? Hangi sosunu? O sosu biraz daha kıvamlı istiyorum Kadir. İyiydi o sos be. Öyle olmaz çünkü. Niye, bence iyiydi ya. Çabuk ol. Beni dinle. O sos öyle olmaz. Ben karışmıyorum. Bak bak bak. Biraz daha kıvamlı yaparsan. Ya. Aa.
Abi altını kapattım ben bunu. Yanlış şey kapatacağım bunu. Yarı yanmıyor. Hayır. Eyvah. Bunu eyvah yandı. Işte. Ne yandı? Aa! Yanmadı, yanmadı. Bunun kalanı nerede? Ben hala onun içinde vanilya tohumu görmüyorum biliyor musun? Şunlar altta var. Bakın. Bak ben sana söyleyeyim. Vanilyan bu kadar ama. Daha fazla tohum görüyorum. Ama sen de bir tık aslında az görüyorsun sanki. Vanilya nerede? İlan nerede? Biraz koydum daha ekleye baksana. Koydum içine sonra da attım bütün ya. Bütün tahumlar kasede kaldı. Antonio. Benim krema en solda en üste baksana karışmasın. Üzerlerine bir şey koyun bilmek için. Ben bir kontrol edeyim. Çünkü sakın bir şey yapma, sen niye kontrol ediyorsun ki evet, orada? Üst sol, arzum, tamam. Bak, bunlar aynı yere koydular. Ondan sonra diyecekler, yok o benim, o şerim. Hepsi aynı katta. Antonio oradan çıkar mısın? Arzu, hepsi aynı sürekli kata koydu. Seninkisi sadece yukarıda. Antonio kaç dakika kaldı? Dilan'ın ağlamasını mı? 6 dakika kaldı. Allah'ım ya Rabbim, işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Yumurtanın beyazileşmiyor ki şu an. Beyazını niye çöp atıyor Antonio? Çünkü zengin. Diğerleri beyazını nereye kullanıyor? Nereye kullandılar beyazı? Oğlum şu an bilmiyoruz. Belki pilava koyacağız, belki şey bulabiliriz. Siz Arzu ne yapmış? Sordunuz mu beyazları? Arzu onu takip ettin mi ne yaptığını? Soruyorum sana. Ben Arzu niye takip edeyim? Gözüm böyle gitmiyor. Ya sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Balık mıyım ben? Of! Önlüğüme sos değdi ya. Kurutma makinesindeydiler en son. Yeni bitmiştir hatta. Git bir bak istersen. Kırışıktır şimdi onlar ya. Değildir. Kurutma makinesinde giyime hazır programı var. Hiç kırışık değil ki bu. İkiye bile gerek yokmuş. Çağlar. Sen bize ne yaptın Çağlar? Sen bize ne yaptın? Ben ne yaptım? Ben ilk günden beri denemiyorum. Bu büyük ödülü alıp gelsene dükkan açalım. Açacağız Kadir zaten. Seni, Kadir ne yaptı da seni? Abi ilk geçen 2-3 gün öncesinde hafta sonunda o lafları sen bana nasıl söyledin ya? Hangi lafları ya? Ben sana laf söylemedim işte, ki. İşte Murat gitti, mor takıma da ayak uydurdu. Ya Cahak, öyle söylemem çok lazım ki senden soğumuşum gibi hissetsinler. Haftaya ben seni alacağım çünkü dokunmazlar. Dükkanı açtık. Evet. Ayten'i de aldık. Evet. Sen dükkanın patronusun. Yar istesin. Tamam. Ayten diye bağırdım. Ayten buyur patron diye yanına gelsin. Nasıl? Sene. Ayten. Ha. Ah. Ayten. Diyeceğim. Sonra Ayten gelecek. Buyur patron. Diyeceğim. Hamur işi ya. Doyur beni. Duymasın bak oradan bakıyor pis pis. O sinsi abi sinsi. Ne duydum ben geçen gün biliyor musun? Rafet şef. Ruşa'yı işe almamış. Niye? Neden? Çünkü Ruşa pasif. Çünkü Ruşa bilmiyor. Bilmiyor abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.